Arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 7. sınıflar din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizin 1. dönem 2. yazı çalışma sorularını yapacağız. Öncelikle sizlere ben soruları göstereceğim şu şekilde. Sizlerin ekranı durdurup bu soruları çözmenizi bekleyeceğim ve yaklaşık 3. dakikadan itibaren cevaplarını vermeye başlayacağız. Böylece sizleri PDF çıkartmaktan kurtarmış olacağız. Ekranı durdurun. Soruları cevaplayın, bir kağıda yazın. Biraz sonra cevaplarken kontrol edin. Bakalım hangi soruları yanlış yapacaksınız ya da hangi konuları eksik anlamışsınız. 5. sorumuz da geldi. Sizler ekranı durduruyorsunuz. Bakın 6. sorumuzu okuyorsunuz, cevaplandırmaya çalışıyorsunuz. Bir kağıda da not alın. 3. dakikadan itibaren sorularımızı cevaplayacağız. Böylece değerli arkadaşlar, biraz daha sizleri konumuzu anlamaya teşvik etmiş olacağız. YouTube'da bunu ilk defa uyguluyoruz. İnşallah sizlerin istifadesine olan her şeyi yapmaya devam edeceğiz. 10. sorumuzu okuyorsunuz ve ekranı durdurup cevaplayın. 11. sorumuz geldi ve 12. sorumuz şu anda ekranda. 13. sorumuzu da görüyorsunuz. Ekranı durdurun, çözün. 14. sorumuz ve 15. sorumuzu da bu şekilde görüyorsunuz. 16. sorumuz geldi değerli arkadaşlar. Ekranı durdurup çözebilirsiniz. Ve 17. sorumuzu da şu anda görüyorsunuz. Devam ediyoruz sorularımızı yayınlamaya. Şu anda 18. sorumuz ekranda. Akabinde hemen 19. sorumuz da geldi. Ve 20. sorumuzu, test sorularımızdan 20. sorumuzu da görmüş oldunuz. Sizler bu soruları ekranı durdurup çözdüyseniz geçelim boşluk doldurma sorularına. Burada da kırmızı olarak umre, haşir diye yazan kelimelerimizden işte gördüğünüz boşluklara hangilerinin geldiğini ekranı durdurarak sizler oraya bakarak ya da bakmadan yapabilirsiniz. Biraz sonra buraların nasıl doldurulacağını ben sizlere göstereceğim. Devam ediyoruz. 3. bölümde de doğruya doğru, yanlışa yanlış sorularımız var. Bakın burada cümlelerimizi okuyorsunuz. Konumuzu anladıysanız buraları çok rahat bir şekilde yapmanız gerekir. Bakın bir tanesi üzerinde yazıyor. Sizler ekranı durdurup bu sorularımıza doğruya doğru, yanlışa yanlış şeklinde yazın. Ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Bir kağıda not da alabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, klasik sorularımızın 9 tanesini şu anda ekrana yansıttım. Sizler bu soruları kendi kendinize sorun. Sınavda çıktığı zaman nasıl yapacağınızı düşünün. Biraz sonra bunları çözdüğümüz zaman cevaplarını da yayınlayacağız. Tamam, bitirdik inşallah. Hadi başlayalım şimdi bunları çözmeye. Evet değerli arkadaşlar, sizler ekrandan tüm sorularımızı umarım çözmüşsünüzdür. Şimdi geçelim bu sorularımızı beraber çözmeye. Kurban edilecek hayvanla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kurbanın herhangi bir özrünün bulunmaması gerekir. Doğru. Küçükbaş hayvan en az 1 yaşını doldurmuş olmalı. Doğru. Büyükbaş hayvanlar 7 kişiye kadar ortaklaşa kurban edilebilir. Doğru. Sadece koyun, keçi ve inek kurban edilebilir demiş. Hayır. Develer de mesela ne kurban edilebilir? Cevap Denizli. İkinci sorumuzu yapalım. Siz de karşılaştırın yapmış olduğunuz sorularla. Hazreti Hacer ıssız Mekke Vadisi'nde Hazreti İbrahim'in bırakmış olduğu az miktardaki su ve erzakın tükenmesi üzerine oğul İsmail'in susuzluktan ölmesinden korkarak telaşlanmış, çaresizlikten Safa ile Merve tepeler arasında 7 defa gidip gelmiş. Bu sırada oğlunun bulunduğu yerden zemzem suyunun çıktığını görmüş ve bu vadide kendisine su ihsan eden Allah'a şükretmiştir. Hazreti Muhammed bununla ilgili olarak Allah İsmail annesine rahmet etsin. Eğer suyun önünü kapamasaydı zemzem akıp giden bir ırmak olurdu buyurmuştur. Verilen parçadan hareketle Hazreti Hacer'in hangi özelliklere sahip olduğu söylenebilir? Yardımseverliği, adaletli oluşu, korkusuz oluşu. Nedir değerli arkadaşlar? Burada gayretli oluşundan bahsediyor değil mi? 7 defa koşarak gidiyor, geliyor Safa tepeleri arasında. Dolayısıyla cevabımız Bursa diyoruz. Üçüncü sorumuz, de ki şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? İslam dininin tevhid inancına
sahip olduğu tabii ki nedir? Alemlerin Rabbi bir olan Allah'tır. İbadetlerimiz yalnız Allah için yapılır. Tabii ki ne yapıyor? Allah içindir diyor. Nafile ibadetlerin yerine getirmesinin önemine yukarıdaki ayette herhangi bir değinme olmamış. İnsanın ömrünü Allah yoluna geçirmesine yine burada değiniliyor. Cevabımız Ceyhan. Dördüncü sorumuz, kim Allah için hac eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınmış bir şekilde hactan döner. Peygamberimiz böyle buyuruyor. Bu hadisten hareketle aşağıdakinden hangisine ulaşılamaz? Hac ibadeti yalnızca Allah için yapılmalıdır. Doğru. Doğru bir şekilde yapılan hac ibadeti günahların affına vesile olur. Doğru. Hac belirli bir zamanda yapılan farz ibadettir. Bu doğru bir cümle ancak yukarıda bundan bahsedilmiyor. Cevap Ceyhan. İnsan günahsız ve tertemiz bir şekilde dünyaya gelir. Çünkü burada da diyor zaten annesinden doğduğu günkü gibi. Yani o zaman demek ki biz tertemizmişiz. Hac yaparsak yine aynı şekilde döneriz inşallah. Beşinci sorumuzu yapalım. Müslümanın hac ibadetini yerine getirebilmesi için akıllı, ergenlik çağına gelmiş, sağlıklı ve maddi imkanları yerinde olması gerekir. Ayrıca hac ulaşımında, yol güvenliğinde sorun olmamalıdır diyor. Verilen bilgilerden hareketle kimin hacca gitmesi daha uygun değildir diyor. Yeni Müslüman olan Yusuf'un gidebilir. Parasını henüz derleştiren Esra'nın gidebilir. Tedavisi hastanede devam eden Zeynep teyze gidemez değerli arkadaşlar. Çünkü burada ne vardı? Sağlıklı olması gerekir. Bakın sağlıklı olması gerekir. Bu teyzemiz hastaymış. Geçmiş olsun. Bu sene liseyi bitiren Ali de yine hacca gidebilir. Altıncı sorumuzla devam edelim. İnsanlar arasında haccı ilan et ki gerek yaya olarak gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler ki kendilerine ait bir takım menfaatlere şahit olsunlar. Hac suresi. Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerine bir hakkıdır. Verilen ayetlerde hac ibadetiyle ilgili vurgulanan ortak husus nedir değerli arkadaşlar? Tabii ki haccın öneminden bahsediyor Rabbimiz bu ayetlerde. Evet, devam ediyoruz şimdi 7. sorumuzla. Hac ibadeti Allah'ın rızasını kazanmak, verdiği nimetlerden dolayı şükretmek ve Allah'a yakınlaşmak için yapılır. Hacca giden bir Müslüman ibadetini gerçekleştirirken kendisi, ailesi, sevdikleri ve tüm İslam alemi için dua eder. Rabbi ile baş başa kalır ve hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çeker. Kendi içindeki kötü duygu ve düşüncelerden kurtulup ahlakını güzelleştirmek için fırsat bulur. Bu parçadan hareketle hangisi söylenemez? Müslümanın hac yaparken sadece kendisi için dua eder maddesi yukarıda geçmedi. Bu söylenemez. Diğerlerine bakalım. Hac Müslümanı Allah'a yakınlaştıran bir ibadettir. Evet. Hac Müslümanı ahlakını güzelleştirme imkanı tanır. Evet. Hacca giden Müslüman önce iç muhasebesini yapar. Doğru. Cevap Adana. Değerli arkadaşlar 8. sorumuza devam edelim. Hac ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur diyor. Bakalım hangileri doğru. Medine döneminde farz kılınmıştır. Bu doğru. Sözlük anlamı bir şeye yönelmek, bir yeri ziyaret etmektir. Doğru. Müslümanlar her yıl farz olan bir ibadet demiş. Hayır, her yıl değil, ömürde bir defa farzdır. Diğerleri sünnettir. Dolayısıyla 3 yanlış. İhrama girerek tavaf ve vakfe yapmak zorundadırlar. Bu da doğru. Cevabımız 1, 2 ve 4 olacak. O da bakın 5 şıkkında var. Cevap Bursa. 9. sorumuzu yapalım. Hac ibadeti insanın bilgisini ve kültürünü artırır. Farklı milletlerden hac yapmak için bir araya gelen Müslümanlar birbirlerinin kültürlerini tanır ve birbirleri hakkında bilgi edinme fırsatı bulur. Birlikte omuz omuza ibadet ederler. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Hac ibadetini yerine getirecek Müslüman özelliklerinden mi? Hayır. Haccın Müslümanların tanışmasına vesile olduğu. Tabii ki bakın yukarıda zaten farklı milletlerden diyor. Haccın farklı dilleri öğrenmemize fırsat sunduğu, hac yaparken dikkat edilmesi gereken hususlara değinilmiyor. Cevap direkt Bursa. 10. sorumuzu yapalım. Hac ibadetinin 3 farzı vardır. Bunlar arasında vardır. Verilen cümlede boş bıraktan yere aşağıdakilerden hangisi gelmez? Farzlarını sormuş burada. İhrama girmek haccın farzıdır.
Kabe'yi tavaf etmek haccın diğer bir farzıdır. Arafat'ta vakfe yapmak zaten Peygamberimiz hac Arafat'tır demiştir. Ancak şeytan taşlamak değerli arkadaşlar farzlarından değildir. Cevap Ceyhan. 11. sorumuzda devam ediyoruz. Say, Arefe günü Arafat'ta bir müddet durmak demiş. İhram, diğer zamanlarda yapılmasına sıkıntı olmayan bazı davranışların hac veya umre yaparken haram kılınması. Vakfe, Safa ve Merve tepeleri arasında 7 kere gidip gelmek. Tavafsa ibadet amacıyla Kabe'nin etrafına 7 kere dönmek. Hac ile ilgili tabloda verilen kararlardan hangisi yer değiştirmelidir diyor. Hemen anlamışsınızdır. Safa ile Merve arasında değerli arkadaşlar say yapılır. Arefe günü Arafat'ta ise vakfe yapılır. Tamam mı? Hangileri değişmesi gerekiyor? 1 ile 3'ün değişmesi gerekiyor. İnşallah doğru yapmışsınızdır. Evet, devam ediyoruz şimdi. İkinci sorumuzda. İhrama giren kişinin Kabe'ye varıncaya kadar yolculuğu esnasında yaptığı ve Müslümanlara Hz. Muhammed tarafından öğretilmiş olan duaya ne diyoruz? Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke mülk, lebbeyk Allahümme lebbeyk diye ne yaparız? Lebbeyk diye telbiye getiririz. 13. sorumuz, verilen parça ile ilgili olarak hangisi söylenemez demiş. Önce parçayı okuyalım. Arafat, Mekke'de bulunan ve Zilhicce'nin 9. günü tüm hac adaylarının toplandığı bir alandır. Her yıl hac adayları bayramdan önceki gün buraya gelerek Allah'a dua eder ve bağışlanma diler. Hz. Muhammed hac Arafat'tır buyurarak Arafat'ın hac ibadetindeki yeri ve önemine vurgu yapar. Mahşerin provası niteliğinde olan Arafat'ta hac adayları Allah ile baş başa kalır ve günahlarından arınmaya çalışır. Belirlenen süre içerisinde Arafat'ta bulunmayan hacılar o yıl hac ibadetini yapmış sayılmaz. Burada Arife günü Arafat'ta bulunmak haccın farzlarındandır diyor. Doğru. Hac yapan Müslümanlar Arafat vakfesine bir araya gelirler. Doğru. Arafat vakfesinden sonra hacı adayları Müzdelife'ye giderler demiş. Burada değerli arkadaşlar onunla ilgili herhangi bir bilgiye rastlamıyoruz. Cevap Ceyhan, Arafat vakfesinin yapılması için belli bir süre vardır. Ne süresi de Zilhicce'nin 9. günü. 14. soruya geldik. Hac ve umre ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Vakfe haccın farzlarından olduğu halde umrede yapılmaz. Doğru. Hac yılın belli zamanlarda yapılırken umre için belirli bir zaman yoktur. Doğru. Her ikisi de Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan farz demiş. Değerli arkadaşlar, umre nedir? Sünnettir. Dolayısıyla hac farzdır. Cevap Ceyhan. Hem hac hem umre yaparken Safa ve Merve arasında say yapılır. Yani 7 defa gidilir gelinir. 15. sorumuza devam edelim. Sözlükte ziyaret, Kabe ziyaret anlamlarına gelen umre ibadeti olarak ihrama girerek Kabe'yi tavaf edip Safa ve Merve arasında say yapmayı ifade eder. Umre yapmak için tıpkı hacda olduğu gibi ilk olarak mikat sınırında ihrama girmek gerekir. Bundan sonra Mescid-i Haram'a gelerek tavaf ve say yapılır. Hac ibadetinden farklı olarak umrede vakfe, şeytan taşlama ve kurban kesme yoktur. Verilen parçada umre ile ilgili hangi sorunun cevabı yoktur? Umre nasıl yapılır? Bakın burada anlatıyor. Umre kelimesinin anlamı nedir? Bakın burada anlatıyor. Umrede hangi ibadetler yapılmaz? Bakın şunlar yoktur diyor. Umre ne zaman yapılır? Cevabı yok. Umre hac mevsimi dışında istediğimiz zamanda yapılabilir. Geldik 16. sorumuza. Müslümanlar için kutsal toprakları ziyaret etmek, Kabe'de dua etmek, Hz. Muhammed'in yaşadığı topraklarda gezmek, namaz kıldığı yerlerde namaz kılmak, vahyin indirildiği yerde Kur'an okumak çok önemlidir. Hac ibadetini yerine getirme fırsatı bulamayan veya kutsal toprakları özleyen Müslümanlar umre amacıyla bu mübarek topraklara gider ve ziyaretlerini yerine getirirler. Parçadan hareketle. Aşağıdakilerden hangisi hac ve umre ibadetlerini insana kazandırdıkları arasında yer almaz? Vahyin nazil olduğu mekanları görmek var mı? Tabii ki orada zaten ne diyor bakın. Peygamberimizin yaşadığı toprakları ziyaret etmek, Beytullah'ta dua edebilmek, kültürel açıdan bilgimizi artırmak. Kıymetli arkadaşlar burada bakın Müslümanlar gittikleri zaman Peygamberimizin gittiği yerleri, namaz kıldığı yerleri, Kur'an okuduğu yerleri ziyaret edeceklerine dair her türlü bilgimizin artıracağı söylenir. Ancak Peygamberimizin yaşadığı Medine'de vardır mesela.
O toprakların tamamını ziyaret edemeyiz umre esnasında. Dolayısıyla Peygamberimizin yaşadığı toprakların hepsini gezme imkanına sahip olmadığımızdan dolayı cevap Bursa diyoruz. Verilen metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hac veya umre yapan Müslümanlar Mekke ile birlikte iki haremden, harameyn biri olan Medine'yi de ziyaret ederler. Burası hicret yurdu olması ve halkının herhangi bir zorlama olmaksızın İslamiyet'i benimsemesinden dolayı Kur'an'la fethedilmiş şehir olarak kabul edilir. Hz. Muhammed Mekke'nin fethinden sonra orada kalmamış, vefat edene kadar Medine'de yaşamıştır. Kabri Medine'de bulunan Mescid-i Nebi'nin içerisindedir. Şimdi metnimize göre hangisi söylenemez diyor. Medineliler İslam'ı kendi rızalarıyla seçmişlerdir. Hz. Muhammed'in kabri Medine'dedir. Mescid-i Nebi ziyaret etmek haccın farzlarındandır. Bakın böyle bir şey söz konusu değil. Orayı Müslümanlar ziyaret ederler ama haccın farzından değildir. Medine hac ve umre yapanlar için önemli bir ziyaret mekanıdır. Cevabımız Ceyhan. Ve geldik 18. sorumuza. Ailelerin çocukları dünyaya geldiğinde kestikleri kurbana evet arkadaşlar akika kurbanı denir. Cevaplarımızda iki cevabımız da var. Akika. Hz. Muhammed de torunu Hz. Hasan doğduğunda bu kurbanı kesmiş ve Müslümanlara bu davranışı tavsiye etmiştir. Bu bir işin ya da bir dileğin gerçekleşmesi durumunda kesmek için Allah'a söz verilen ve gerçekleştiğinde kesilmesi gereken kurbana da adak denilir. Farz değil. Dolayısıyla cevabımız Adana hangisi sırasıyla getirilmelidir diyordu. Çocuklar için akika bir adağımız yerine geldiği zaman da bir dileğimiz ona da adak kurbanı denilir. Geldik test sorularımızdan 19. soruya. Kurban, akıllı ergenlik çağına gelmiş ve zengin olan Müslümanın yükümlü olduğu bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'de o halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes buyurulur. Hazreti Peygamber'de kimin hali vakti yerinde olur da kurban kesmezse mescidimize yaklaşmasın buyurarak imkanı olan Müslümanları kurban kesmeleri konusunda ne yapıyor? Uyarıyor. Verilen cümlede kurban ibadetiyle ilgili vurgulanan temel husus aşağıdakilerden hangisidir? Kurban edecek hayvanların cinsi değil. Kurbanın önemi değerli arkadaşlar. Bakın yukarıda kurban ibadetinin öneminden bahsediliyor. Kurban ibadetinin zamanını söylenmiyor. Hac zamanı kurban keserken dikkat edilmesi gereken hususlardan yine bahsedilmiyor. Ve test sorularımızın son sorusu 20. sorumuza geldik. Ve böylece konumuzu büyük ölçüde inşallah kavradınız. Numaralanmış cümlelerin hangisi yanlış bir bilgi bulunmaktadır? Bakalım. Hz. İsmail, Hz. İbrahim'in oğlu mudur? Evet. Babası tarafından Allah'ın emriyle annesiyle birlikte Medine şehrine yerleştirilmiştir. Kıymetli arkadaşlar, Hz. İsmail için Medine demiş. Bakın burada Mekke olması lazımdı. 2 numaralı cümlemiz yanlış. Diğerlerine de bakalım. Hz. İsmail için Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz o sözünde duran bir kimseydi. Bir Resul, bir Nebi'ydi buyurulur. Onun üstün ahlaki niteliklere sahip bir kişi olduğu vurgulanır. 4. Babasıyla birlikte Kabe'yi inşa ederek ilk tavafı yapmışlardır diyoruz. Evet değerli arkadaşlar, şimdi de din kötülüğü dersimizin boşluk doldurma sorularını yapacağız. Birinci cümlemiz Allah tarafından hesaba çekilmek üzere insanların dirilişten sonra bir araya toplanmasına haşir denilir. Toplandıkları yere de mahşer meydanı denilir. Ahiretteki zorlu hesaptan sonra herkesin amelleri mizan denilen ilahi adalette tartılacak. Müminlerin içinde ebedi olarak kalacakları çeşit çeşit nimetlerle donatılmış ahiret yurduna cennet denilir. Ahirette kafirlerin sürekli olarak günahkar müminlerine günahlarının cezasını çekinceye kadar kalacakları yere de cehennem denilir. Kurban bayramında kurban kesilen ve şeytan taşlanan yere Mina denilir. Hz. Hacer oğlu Hz. İsmail için su ararken iki tepe arasına koşmuştur. Hacılar Safa ve Merve tepeler arasında say yaparlar. Kabe'ye varmadan önce ihram yasaklarının başladığı sınırlar vardır. Bu sınırlara mikat sınırları adı verilir. Evet, bu boşluk doldurmanın çoğunluğunu hac konusundan ayırdık ki konumuzu iyice öğrenin. Hac günleri dışında istenilen bir vakitte ihrama girip tavaf ve say ibadetini yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkarak yapılan ibadete umre deniliyor. Çünkü hac günleri dışında diyor bakın. Allah'a yakınlaşmak ve onun rızasını kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikte bir hayvan ibadeti amacıyla kesmeye kurban denilir.
Bir işin veya isteğin gerçekleşmesi durumunda kesmek için Allah'a söz verilen ve gerçekleştiği takdirde kesilmesi vacip olan kurbandır. Ailelerin çocukları dünyaya geldiğinde Allah'a şükretmek amacıyla kestiği kurbandır demiş. Burası değerli arkadaşlar, şu cümlemiz olmayacak ama yukarıya ne diyoruz? Adak kurbanı diyoruz. Aileleri çocukları doğduğunda imkanları dahilinde bu kurbanı keserler. Yani bu cümlemiz aşağı kayacak. Kurbanı adayan kişi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler adak kurbanın etinden yiyemez. Kurbanın tamamını ihtiyacı olan kimselere dağıtırlar. Buna da akika kurbanı diyoruz. Allah'a teslim olmayı ve onun emirlerine boyun eğmeyi öğreniriz. Allah'a yakınlaşmaya ve onun rızasını kazanmaya çalışırız. Rabbimize olan bağlılığımızı gösterir ve ona olan bağımızı güçlendiririz. Ne ile? Kurban ibadetiyle. Hac günleri dışında istenilen bir vakitte ihrama girip tavaf ve sa'y ibadetini yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkma ibadetine de umre denilir. Evet kıymetli arkadaşlar, şimdi de doğruya doğru, yanlışa yanlış sorularıyla çalışma sorularına devam edelim. Akika kurbanı kesen kimse bu kurbanın etinden yiyebilir ve ailesine yedirebilir. Çevresindeki yakınlarına ikram eder ve ihtiyacı olanlarla paylaşır. Doğru. Küçükbaş hayvanlar koyun keçi en az 1 yaşını doldurmuş olmalıdır. 2 kişi adına kesilebilir demiş. Böyle bir şey olmaz. 1 kişi adına kesilebilir. En fazla küçükbaşlar 1 kişi adına. Hazreti İsmail Hazreti İbrahim ile Hazreti Hacer'in oğludur. Doğru. Hazreti İsa kendisinden sonra Hazreti Muhammed'in peygamber olarak gönderileceğini müjdelememiştir diyor. Yanlış değerli arkadaşlar, müjdelemiştir. Kurban kesilirken kurbanın ayaklarıyla yüzü kıbleye gelecek şekilde sol tarafına yatırılmalı. Bismillahirrahmanirrahim denilerek kurban kesilmelidir. Doğru. Kur'an-ı Kerim'e göre Hazreti İsa Resullerin en büyükleri olan 5 peygamberden birisidir. Bu peygamberlere ne denir? Ulul azm, yani büyük peygamberler denilir. Bu da doğru. Devam edelim. Kurban etini ihtiyaç sahipleriyle paylaşır. İslam kardeşliğini, toplumsal yardımlaşma dayanışma ruhunu diri tutarız. Doğru. Kabe'ye Allah'ın evi anlamına gelen Beytullah da denir. Ortasında Kabe'nin bulunduğu, insanların tavaf yaptığı, namaz kıldığı büyük alana Mescid-i Haram denilir. Doğru. Mekke şehri peygamberimizin hicretten sonra yerleştiği ve vefatına kadar yaşadığı şehirdir demiş. Mekke değil Medine olması gerekirdi. Bu cümlemiz yanlış. Kabe'nin güneydoğu köşesinde siyah taş anlamına gelen Hacerül Esved bulunur. Tavaf etmeye Hacerül Esved'in bulunduğu köşeden başlanır ve her dönüşte Hacerül Esved'e selam verilir. Doğru. Hac adayları Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün olan Arefe gününde Arafat'ta ne yapar? Toplanırlar, vakfe yaparlar. Bu da doğru. Diğer sorularımıza devam ediyoruz. Hac Kurban Bayramı'ndan bir gün önce başlar ve bayram boyunca devam eder. Hac günleri 9, 10, 11 ve 12. Zilhicce ayıdır. Kurban Bayramı da 10, 11, 12 ve 13. Zilhicce günleridir. Doğru. Umre yapmak isteyen kimseler Mikat sınırına ihrama girerler ve Mescid-i Haram'a gelirler. Doğru. Kurban kesilirken kurbanın ayakları ile yüzü kıbleye gelecek şekilde sol tarafına yatırılmalı. Bismillahirrahmanirrahim denilerek kurban edilmeli. Doğru. Kurban çeşitleri 2 tanedir. Adak kurbanı, akika kurbanıdır. Vacip kurban dışında. Doğru. Hacca gelen Müslümanlar ihrama girerek ve sosyal ekonomik statülerden sıyrılır. Arafat vakfesi yaparak mahşeri hatırlar ve tövbe etme fırsatı bulur. Şeytan taşlayarak kötü duygu ve düşüncelerden arınır diyeceğiz. Doğru. Bir Müslüman her şeyle Allah'a aittir. O bütün işlerini bu bilinçle yapar ve buna göre davranır. Doğru. Kurbanın sözlük anlamı bir şeye yaklaşmak, yakınlaşmak demektir. Yine doğru bir cümle. Son bölümde değerli arkadaşlar, klasik sorularımız var. Muhakkak sınavlarınızda bunlardan bazıları gelecektir. Birinci sorumuz, ahiret inancının insan davranışlarına etkileri nelerdir? Daima sorumluluk bilinciyle hareket eder insanoğlu. Böyle bir düşünceye sahip olduğu zaman hiçbir şeyin karşılıksız kalmayacağını bilir. Bu bilinçle iyiliklerini artırmaya çalışırken kötülüklerden de uzak durmaya gayret eder. Dünyanın geçici olduğuna ve asıl yurdun ahiret yurdu olduğuna iman eden biri, bu dünyada yaşadığı zorlukların da Allah'tan olduğunu ve hepsinin bir gün muhakkak biteceğini bilir. Bu yüzden umutsuzluğa, yılgınlığa düşmez, sabırlı ve dirençli olur diyebiliriz. İkinci sorumuz, Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. İsa'nın mucizeleri nelerdir?
Doğuştan körü ve alacalıyı iyileştirmiştir. Kör olanları, alacalı hastalığa yakalanları, ölüleri diriltmiştir. Evlerde yenilen ve biriktirilen şeyleri haber vermiştir. Kendisine ve havarilerine gökten sofra indirilmiştir. Beşikteyken konuşmuştur. Kuş şekli verdiği çamuru üfleyip onu canlandırmıştır. Nas suresinin okunuşunu yazınız. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzü bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yüvesvisu fî sudurin nas, minel cinneti ven nas. Hac nedir ve kimlere farzdır? Hac, yılın belli günlerinde ibadet niyetiyle ihrama girmek, vakfe yapmak ve Kabe'ye tavaf etmek suretiyle yapılan bir ibadettir. Seyahat özgürlüğüne sahip olan, hacca gitmesine bir hasta engel olmayan, yol güvenliği bulunan, hac için gerektiği maddi yani para gücüne sahip olan, ergenlik çağına gelen, akıl sağlığı yerinde olanlara ömürlerinde bir defa hacca gitmek farzdır. Peki hac ibadeti ilgili kavramlar nelerdir? İhram, vakfe, sa'y, tavaf, telbiye bunların açıklamalarını yukarıda yaptık. Hac ve umre arasındaki 5 farkı yazınız diye bir soru gelirse, hac farzdır, umre sünnettir. Haccın farzı 3'tür, ihram, Kabe'yi tavaf ve Arafat'ta vakfedir, umrenin şartı 2'dir, ihrama girmek, Kabe'ye tavaf etmektir. 3. Haçta vakfe, şeytan taşlama ve kurban kesme vardır, umrede ise bunlar yoktur. 4. Hac yılın belirli günlerinde Zilhicce ayında yapılır, hac günleri dışında her zaman umre yapılabilir. Hac yılda bir kez yapılır, bir yılda birden fazla umre yapılabilir. Haccın sözlük ve dini anlamı nedir? Bir şeye yönelmek, bir şeyi ziyaret etmek, bir şeyi amaçlamak demektir hac. Haccın dini anlamı ise yılın belli günlerinde ibadet niyetiyle ihrama girmek, vakfe yapmak, Kabe'ye tavaf etmek suretiyle yapılan bir ibadettir diyeceğiz. Hac niçin yapılır? Allah'a yakınlaşmak, onun rızasını kazanmak, verdiği nimetler için ona şükretmek, Rabbimizin emrini yerine getirmek, ona olan sevgi ve bağlılığımızı göstermek için yapılır. Haccın bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir? Rabbimize karşı kulluk görevimizi yerine getirmenin huzurunu yaşar, ona şükrederiz. Dilleri ve ırkları farklı olan Müslümanlarla aynı amaç için bir araya gelir, İslam kardeşliğini yaşarız. Sosyal ve ekonomik farklılıklardan sıyrılır, bütün insanların Allah'ın huzurunda eşit olduğuna idrak ederiz. Hata ve günahlarımızdan tövbe edip arınma fırsatı elde ederiz. Kötü huylarımızdan kurtulup ahlakımızı güzelleştirebiliriz. Sevgili arkadaşlar, sınavlarınızda hepinize başarılar diliyorum. Diğer dersleri de yine kanalımızdan bulup izleyebilirsiniz. Allah'a emanet olun.